5. soru. Tam kare sayılar karekök kök dışına bir doğal sayı olarak çıkarlar. Örneğin kök 4 sayısı bir tam kare sayıdır. Dışarıya bir doğal sayı olarak çıktı. Matematik dersinde tam kare sayıları kare kökten çıkarma konusunu anlatan başı öğretmen öğrencilerini ikişerli gruplandırıyor ve anlattıklarını pekiştirmek için onlarla bir oyun oynuyor. Herkes defterinin defterini defterine 2'nin bir kuvvetini yazsın. 2'nin kuvvetleri 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 255 ve böyle gidiyor. Kaç öğrenci varsa ve ne yazdıklarını bilmiyoruz. Oyunumuzun amacı arkadaşınızın defterinde yazdığı ve size söylediği sayıdan başlayarak bir sayısına ulaşmak. Benim kuralıma da uymak şartıyla kuralım. Kullanabileceğiniz işlemler kare kök alma ya da yarısını hesaplamadan başka bir işlem olamaz. Bu işlemleri dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ya kare kökünü alacak ya da ikiye bölecek. Grup arkadaşı Kamil ile yukarıdaki söz edilen oyunu oynayan Kadir. Kamil ve Kadir. Hocamız ne demişti? Amacı arkadaşınızın defterine yazdığı ve size söylediği sayıdan başlayacaksınız. Kadir Kamil'in söylediği 2 üzeri 18 demek Kamil'in defterinde 2 üzeri 18 yazıyor. Başlayarak bir sayısını en az kaç işlem yaparak ulaşır. Şimdi 2 üzeri 18 sayısı 2 üzeri 9 üzeri 2'dir. Bir kere karekök işlemi uygular. Bir kere karekök uyguladık. Ne oldu? Sayımız 2 üzeri 9 oldu. Daha sonra 2 üzeri 9'u biz 2'ye bölersek 2 üzeri 8. Çünkü tek dereceli bir ifadenin karekökünü almak sıkıntılı. Bir kere de 2'ye böldük. Daha sonra 2 üzeri 8'i de 2 üzeri 4'ün karesi diye yazdık. Bir kere daha karekök aldık. Bir karekök daha. O zaman da 254 sayısını elde ettik. Bir kere daha karekök uygulayalım 254'e. 2'nin karesi olarak çıkar bir karekök. Ve bir kere daha karekök uygularsak 2 sayısını elde ederiz. 2 sayısını da bir kere 2'ye bölersek o zaman da 1 sayısına ulaşmış oluruz. 2'ye böldüm oradan da 1. Şimdi en az kaç işlem yaparak ulaştık? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere bu işlemi yapmış olduk. En az. Zaten şıkların en küçük değeri de 6 olduğu için böyle. Biraz el oyalayan bir soruydu. Toparlayalım. Bir öğretmen var ve sınıftaki öğrencilere 2'nin kuvvetlerini yazın diyor. Bir oyun oynatıyor. Oyunun kuralları şu. Sayının ya kare kökünü alacaksın ya da sürekli sayıyı 2'ye böleceksin. Burada amaç şu. Eğer 2 üzeri 18 yani derece çiftse kare kökünü al. 2 üzeri 18'in kare kökü 2 üzeri 9 olarak çıkar. Artık sayımız tek sayı oldu. Tek sayıysa 2'ye böl ki yani bu sayının yarısı bir çift sayı olacak. Çünkü 2 üzeri 1 yukarı eksi 1 diye gidecek. 2 üzeri 9'dan bir tanesini çıkarırsam 2 üzeri 8 olur. Sayımız çift. Çift olduğu için bir daha kare kökünü aldı. Yine çift bir sayı elde etti. Bir daha kare kökünü aldı. Bir daha kare kökünü aldı ve bu şekilde devam etti. Burada kullandığı işlemlerin her birine teker teker yazınca 6 kere işlem yapmış olduk. Amacımız bir sayısına en kısa işlemle ulaşmaktı. Yani derece tekse 2'ye böldük. Çiftse karekökünü aldık.